Bugün yapay zeka artık hayatımızın içinde, hayatımızın her alanında, hastanede, emlakta, yapıda, inşaatta, her alanda aslında yapay zekadan faydalanıyoruz. Yapay zekayı kademe kademe kullanmaya başladık. Hatta devlet sistemlerinde, devlet işlerinde bile artık yapay zeka kullanılmaya başladı. Yapay zeka artık hayatımızın tam da ortasında yer alıyor arkadaşlar. Peki biz internet girişimcileri olarak, dijital girişimciler olarak aslında yapay zekadan nasıl bir gelir modeli elde edebiliriz? Yapay zekayı kullanarak nasıl para kazanabiliriz? Daha doğrusu yapay zekayı kendimize ek bir teknoloji olarak nasıl kullanabiliriz? Bu videoda sizlerle bunları konuşacağız, bunları tartışacağız arkadaşlar. Yapay zeka ile ilgili birkaç tane iş modelinden bahsedeceğim size. Birkaç tane iş fikrinden bahsedeceğim aslında. Daha sonra bunların üzerinde de hem bilgisayar ekranında hem de yine karşılıklı olarak sohbet etmeye, konuşmaya devam edeceğiz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve video hakkında görüş, öneri, yorumlarınızı da mutlaka videonun altında bana aktarmayı unutmayın arkadaşlar. Hepsini tek tek okuyorum. Cevap verebilecek olduklarıma da mutlaka cevap veriyorum arkadaşlar. Hiçbirini görmediğimi sanmayın. Bu tarz videoların devamı için, bu tarz hem yapay zeka tarafında hem e-ticaret tarafında videoların devamı için de mutlaka kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi yapay zekadan para kazanmak dediğimizde, yapay zekayı kullanarak aslında para kazanmak dediğimizde aklınıza hiç olmayan bir şeyi var etmek, ne bileyim bir sihirli çubuğa dokunmak ya da bir şeye dokunduğumuzda bir hareket yaptığımızda gökten para yağacakmış gibi bir şey gelmesin arkadaşlar. Yapay zekayı biz aslında iş hayatımızda kendi fikirlerimize, kendi yapacağımız işlere ek olarak kullanıyoruz. Ondan destek alıyoruz aslında. Onu bir şekilde kendimize asistan olarak, bir yardımcı olarak kullanıyoruz. Bu yardımcı da bizim işlerimizi hızlandırmaya yarıyor. Belki bir yapacağımız bir iş, mesela diyelim ki kendi yetkinliğimiz hakkında, kendi konumuz hakkında bir e-kitap yazacağız arkadaşlar. Bu e-kitabı biz oturup günlerce yazmak zorunda kalabiliriz. Yani bugün teknik, özellikle teknik bir e-kitabı günlük hani 3-5 saat çalışsanız belki bir ayda ancak hazırlarsınız. Ama ChatGPT yardımıyla, yapay zeka desteğinin yardımıyla bu kitabı bir günde hazırlamanız mümkün arkadaşlar. Diyelim ki siz bir sosyal medya uzmanısınız. Çok iyi bir şekilde sosyal medya yönetiyorsunuz. Böyle bir yetkinliğiniz var, böyle bir yetiniz var. Olabilir. Çok da güzel. Tam alanı aslında. Ve siz buradan bu yetkinliğinizle bilgi pazarlaması yapmak istiyorsunuz. Para kazanmak istiyorsunuz buradan. İşte ChatGPT burada imdadımıza yetişiyor. Biz zaten sistemi biliyoruz. Biz zaten sosyal medya yönetimini biliyoruz. Ama bunu e-kitaba dökmemiz gerekiyor. Veya e-kitaptan ziyade şu an benim size yaptığım gibi yüzümü kullanarak bir video hazırlamam gerekiyor diyelim ki. İşte ChatGPT'ye burada videonun metnini yazdırabiliyoruz arkadaşlar. ChatGPT'ye diyoruz ki, şimdi ben sizi ekrana alayım. Oradan beraber de bakalım hatta ChatGPT'ye ne diyoruz ve ChatGPT bize ne veriyor arkadaşlar. Bir sosyal medya uzmanı olduğunuzu düşünelim. Biraz önce bahsettiğim gibi. Ve bu yetkinliğiniz hakkında bir e-kitap yazmak istiyorsunuz. Dediğim gibi normalde yazmaya kalksanız bir ayınızı alır. Ama bunu şimdi ChatGPT ile yapmayı deneyelim. ChatGPT'den destek alarak yapmayı deneyelim. Bakalım ne kadar sürede hazırlamamıza izin verecek ve bize neler verecek? ChatGPT'yi nasıl kullanabileceğiz? Birlikte bir incelemiş olalım hemen. Şimdi ChatGPT ekranındayım. ChatGPT'ye diyorum ki ben bir sosyal medya uzmanıyım ve yetkinliklerimi anlatacağım bir e-kitap yazmak istiyorum. Bana konuları ve kitap içeriğini hazırlar mısın? Bakalım ne çıkaracak? Yani burada fikir alışverişi yapabilirsiniz aslında ChatGPT ile ya da diğer yine sohbet yapay zeka araçlarıyla. Bu sadece ChatGPT olmasına gerek yok. Farklı yapay zeka araçlarında da kullanabilirsiniz. Ben ChatGPT'ye örnek veriyorum.
Ama buradaki araçların temel amacı zaten sizinle sohbet etmek. Sizinle sohbet aracılığıyla aslında bu işlemleri yapıyorlar. Bu arada tabii ki ChatGPT bizim için çıkardı. Bakın çok kapsamlı bir şey çıkardı. Önce dedi ki kitabın girişinde arkadaşlar dedi ki sosyal medyanın evrimi, sosyal medyanın önemi bundan bahsetti. Sonra sosyal medya platformlarını açıklamaya çalıştı. Sonra stratejik planlamayla alakalı aslında bize bir dedi ki örnek 3. bölümde bize stratejik planlamayla alakalı şeyler çıkarmış. Marka kimliği, mesajlaşma, içerik stratejisi oluşturmayla alakalı aslında çok önemli noktalara değinmiş. Daha sonrasında içerik üretiminden bahsetmiş. İçerik üretimini nasıl yapmamız gerektiğini aslında anlatacağımız alanları söylemiş. Etkileşim ve topluluk yönetiminden bahsetmiş bize. Analiz ve ölçümleme, reklam ve promosyonlar kısmını anlatmış. Bu da yine çok önemli bir kısım. Güncel trendler ve inovasyonlardan bahsetmiş. Etkinlik, etik ve gizlilikten bahsetmiş. Başarı hikayeleri ve incelemelerden yine bahsetmiş. Sonuç ve gelecek perspektifi ile alakalı son bir bölümde eklemiş arkadaşlar. Şimdi bize burada kitabımızın genel içeriğini çıkardı aslında. Dedi ki bak sen bu şekilde bir kitap oluşturabilirsin. Sen bu şekilde bir kitap hazırlayabilirsin. Ben senin için bu örneği yapıyorum dedi aslında bize. Peki. Şimdi buradan sonra nasıl ilerlememiz gerekiyor? Ben şöyle bir şey diyeceğim. Bu içerik ile ilgili bölümde bulunan sosyal medyanın evrimi içeriğini detaylı bir şekilde yazar mısın? Şimdi başlıyor yazmaya. Sosyal medyanın evrimi, kökenleri. Tabi burada yine alt başlıklar verdi. Bunları biraz daha detaylı açmasını sağlayabiliriz. Yani burada yine başlık başlık gitmiş oldu. Ben burada şey diyebilirim ChatGPT'ye. Böyle değil de daha detaylı metin olarak açıklayıcı bir dilde yazmalısın. Bakalım ne diyecek şimdi bize beraber. Konuşuyoruz şu an onunla. Bakın. Şu an daha açıklayıcı bir şekilde yazıyor bize. Daha anlayabileceğimiz şekilde yani başlıklar şeklinde yazmıyor aslında. Siz buradaki amacım benim şu. ChatGPT'yi aslında siz yönlendirebiliyorsunuz. ChatGPT'yi yönlendirdiğinizde sizin aslında yönlendirmelerinize ChatGPT uyuyor ve bu 3.5 versiyonu yani bunun biliyorsunuz ChatGPT'nin ücretli versiyonları vesaire de var. Onları kullanarak siz daha da geliştirebilirsiniz. Şimdi bize burada metni verdi aslında ChatGPT. Şimdi biz buradan sonrasında ne yapabiliriz? Eğer bu metni işte Canva'da yapabiliriz mesela. Canva'da bir A4 boyutlarında bir kitap formatı oluşturup onun üzerinden devam ettirebiliriz. Onun üzerinden devam ettireceksek de bunun aralarına çeşitli grafikler ekleyebiliriz, çeşitli görseller ekleyebiliriz. Bu görsellerle bizim buradaki kitabımızı zenginleştirebiliriz ve dolayısıyla biz buradaki bu kitabı ortalama 100 sayfaya kadar çıkarabiliriz. Yani belki yetmez bile, belki 100 sayfa az bile gelir ama 100 sayfaya kadar biz bunu çıkarabiliriz. İşte ChatGPT ile ya da yapay zeka ürünleriyle aslında para kazanmanın mantığı böyle bir şey arkadaşlar. Yani biz beynimizi kendi kullandığımız, zaten fikir oluşturduğumuz, zaten temellerini kendi kafamızda yarattığımız bir iş modeli için ChatGPT ya da diğer yapay zeka araçlarından destek alarak hem hızlandırabiliriz hem fikrimizi geliştirebiliriz. Bu şekilde de aslında çok daha hızlı sonuçlar alarak hızlı bir şekilde para kazanmaya başlayabiliriz. Bakın şu anda yaptığım işleme para vermedim ben. Şu videonun burasına kadar yaptığım hiçbir şeye para vermedim. Tek ihtiyacım olan şey internete bağlanabileceğim bir bilgisayar ve ortam arkadaşlar. Eğer siz bu yazıyı alıp Canva'da e-kitap yapmak isterseniz ücretsiz versiyonunda bile yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Hadi onunla yapamadınız diyelim. Canva'yı da kullanmadınız. Bunu Word'de de yapabilirsiniz. Word'de tüm projeyi hazırlayıp daha sonra onu PDF formatına dönüştürerek siz bunu çok kolay bir şekilde e-kitap formatına getirebilirsiniz. Peki bunu nerede satacaksınız? Peki bunu nasıl pazarlayacaksınız? İşte bu kısımda da
Sizin buradaki yetkinliğiniz ve bilginizle kendi oluşturduğunuz kitlenize bunu pazarlayabilirsiniz. Bu bir. İkincisi, bir mail marketing yöntemiyle bu oluşturduğunuz e-kitabı firmalara ya da bu alanda kendini geliştirmek isteyen insanlara pazarlayabilirsiniz. Peki bu insanları nereden bulacaksınız? Bu insanları da çeşitli Facebook gruplarından, Instagram hesapları üzerinden, kurumsal maillerden, kurumsal mailler aracılığıyla firmaların aslında aracılığıyla LinkedIn'i kullanabilirsiniz bu anlamda. Bu şekilde kendinize bir pazar oluşturabilirsiniz. Ya da bunların hepsini bir kenara bırakıp buralarla devam etmeyip bir onluk gibi vesaire bu tarz freelancer sitelerinde de bu kitaplarınızı ve bilginizi aslında satabilirsiniz. Burada benim anlatmak istediğim şey şu. Yani sadece bunu bir e-kitap olarak gibi düşünmeyin. E-kitap olarak düşünmeyin arkadaşlar. Siz buna benzer pazarlama bültenleri oluşturabilirsiniz. Mesela benim kendi kitleme hazırlamam gereken bir mail var arkadaşlar. Ve benim buna çok basit bir şey bir görünebilir. Ama benim buna vaktim olmayabilir. Ben işte bir içerik üretmeyle uğraşıyorum vesaire. Belki o bülteni hazırlamaya vaktim yok. İşte bu şekilde aslında işler yapan hem kurumsal hem kişisel içerik üreticilere siz bu anlamda destek olabilirsiniz. Ve bakın hala sermayesiz, hala tek sermayemiz zaten %80'imizin 90'ımızın elinde olan bilgisayar arkadaşlar. Hala sadece bilgisayar üzerinden işlem yapıyoruz. Hiçbir şey koymadık. Hiçbir şey yapmadık. O yüzden yapay zekayı sihirli bir değnekmiş gibi düşünmekten vazgeçin. Yapay zeka bizi çalıştırır. Evet, çalıştırır ama bir şeyleri otomasyona bağlamamızı sağlar. Bir şeyleri daha kolay yapmamızı sağlar. Bir saatte yapacağımız bir iş yerine bir saatte bize 10 iş yapmaya imkan verir. 10 tane projeye içerik üretmeye imkan verir. İşimizi hızlandırır. İşimize katkıda bulunur aslında yapay zeka. Yapay zekayı sanki böyle çok ilahi bir güçmüş gibi anlatan ya da onu ilahi bir güçmüş gibi gören insanların sizi aldatmasına izin vermeyin arkadaşlar. Yapay zekanın birçok alanda evet çok yaratıcı, çok kıymetli projeleri var, çalışmaları var, örnekleri var. Görsel anlamda, video anlamında, yine metin anlamında bunların hepsini sonuna kadar kullanın ya. Ben size şu an sadece herkesin ulaşabileceği ve para vermeden sıfır sermaye yapabileceğiniz şeyler var. Siz burada benim biraz önce gösterdiğim ChatGPT ortamında kendinize metinler yazarak bir blog sitesi oluşturup onun üzerinden de para kazanabilirsiniz. Google reklamlarıyla para kazanabilirsiniz. İşte kendinize metinler oluşturup bunları kurumsal firmalara blog yazısı hazırlayarak da para kazanabilirsiniz. İçerik oluşturarak da para kazanabilirsiniz. Ya da ChatGPT'yi kullanarak YouTube videosu yapıp, YouTube kanalı yapıp bunları yine bir yapay zeka seslendirme aracına seslendirerek Voicer gibi mesela araçlara seslendirterek bu şekilde de videolar yaparak yine buradan da para kazanabilirsiniz. Yani bu videonun mantığı şu. Bu videonun mantığı size yapay zekayı öğretmek değil. Yapay zekayı kendi alanımızda, kendi dijital iş modellerimizde nasıl kullanabiliriz? Nasıl daha farklı bir değer üretebiliriz aslında? Benim buradaki amacım bunu anlatmak. Size bir şey öğretmek değil. Zaten ChatGPT'yi hepiniz belki biliyorsunuz. ChatGPT'yi belki duydunuz ama hiç kullanmadınız. Ama gördünüz biraz önce neler yapabildiğini. Ve ben çok basit bir prompt yazdım. Çok böyle spesifik şeyler yazabilirsiniz. Çok daha farklı şeyler yazabilirsiniz. Kendi alanınızda e-ticaret yapıyorsanız, e-ticaret yaptığınız alanda ürün açıklamalarınız için kullanabilirsiniz. Kampanyalarınız için kullanabilirsiniz. Sosyal medya paylaşımlarınız için yine ChatGPT'nin bu alanını kullanabilirsiniz. ChatGPT'ye sosyal medya paylaşımlarınızın içeriklerini yazdırabilirsiniz. Ona mesela şey sorabilirsiniz. Sosyal medyadaki en güncel trendler neler? Ya da şu an en güncel hashtagler neler? Ya da işte elektronik sektöründeki en popüler ürünler neler? Bu tarz soruları ChatGPT'ye sorup onunla fikir alışverişi yapabilirsiniz. Sohbet edebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu inanın şu yaptığım şey bugün çok basit bir yapay zeka aracı. Artık çok basitte kaldı bu. Çok daha iyi yere çıktı. Çok daha gelişmiş yere çıktı. Onun için de tabii ki kanala abone olup videoyu beğenmeyi, bundan sonraki gelecek videoları artık kanalda yapay zeka ile alakalı farklı bir bölüm oluşturacağım. Farklı bir öğretmen listesi oluşturacağım ve tüm yapay zeka ile ilgili
videoları da orada toplayacağım ve her haftada mutlaka yapay zeka ile alakalı bir uygulamayı sizlere anlatmaya, işinizi kolaylaştıracak bir uygulamayı sizlere anlatmaya gayret göstereceğim arkadaşlar. Umarım videoda anlatmak istediğim şeyi, vurgulamak istediğim şeyi verebilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı da dediğim gibi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.